Merhabalar dostlar. Evet, bugün neredeyiz? Aslında yıllardır gelmek isteyip de bir türlü fırsat bulamadığım bir botanikteyiz. Burası Palmiye Botanik. Bayramoğlu'nda palmiye peyzajımız var, biliyorsunuz. O ayrı. Genelde palmiye botanikle karıştırdıkları da oldu zaman zaman sizlerden gelen dönüşlerde. Ama burası Beykoz Göksu. Semtinde değil, Çengelköy'de bir yer, bir sera, bir botanik değil, ben şaşırdım. Şimdi burası arkadaşlar farklı, yani farklı türler var. Özellikle seralarda genelde bulamadığımız türlerden, özellikle genç kız kalbi, kanayan kalpler, ağlayan kalpler denilen ve şakayıkların hem rizomlu hem de ağaç türü burada var ve yanı sıra birçok farklı tür de gördüm. Önceden şöyle bir kolaçan ettim. Özellikle güzelliklere kadraj tutarak şöyle devam et. Şöyle sevgiyle başlayalım. Loropetalum pembe rüya ağacımsı bir çalı tür. Bakın şöyle kalp şekli vermişler. Belli organizasyonlarda hani bu tür şeyleri kullanıyorlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden size yaprak döken bir manolya göstereceğim. Açık tonda çok tatlı şöyle çiçekleri. Hemen bakalım ve devam edelim. Bu arada yaprak döken kamelyayı da göstereyim dermişim. Aslında kamelya çiçekleri dökülmüş, çok hoş bir görüntü. Şöyle konfeti gibi, bakın. Güle benzeyen bir tür kamelya arkadaşlar. Kışın özellikle açıyor. Yani serin havalarda daha çok açıyor ve güle benziyor. Bakın ama çok enteresan bir yapısı var. Ebruli ve düz renklerde de türleri olmakta. Bakın şu şekilde çiçekleri, tomurcukları ve koca bir ağaç. Küçük fide halinde de satışta bulunmakta. Genelde değerli bir türdür. Biraz pahalıdır ama küçük boyutlarını yine daha uygun fiyatlarda alabiliyorsun. Bu arada geldiğimde yeni çiçekler gelmişti. Çalışanlar onları yerleştirmekle meşgul. Yıldız çeşitleri, sardunyalar, petunyalar. Şöyle bir küçük yıldızlara bakalım, kanayan kalplere, ağaç şakayık olsun diğer türlere geçeceğiz. Farklı türler gördüm. Sakız sardunyalar, şu çizgili olanlar çok hoşuma gidiyor. Özellikle şöyle bakın, bunların tomurcuk yapısı çok tatlı, çok. Bakın, bunları fırsat buldukça alıyorum ben. Yani olmayanlarından tabii ki ekliyorum. Şöyle yıldızlara bir kadraj tutalım. Hemen önümde burası, o yüzden arkadaşlar baka baka gideceğiz. Şöyle. Çok güzeller, çok. Evet. Biraz meşakkatli geldim arkadaşlar. Yani uzun bir yol. 2 saati buldu. Erken çıktım. Hatta sahurdan sonra heyecandan uyumadım. Dedim hani geç kalmasam gidip dönebilir miyim? Şu pembe de çok tatlı. Bakın şu pembe yıldız. Harika. Arkadaşlar küçük boyutlu bunlar. Fiyatlarını baktım ama unuttum, biliyor musunuz? Şimdi söyleyemeyeceğim. Kamelya küçük boyut, böyle açmışlar çiçekleri üzerinde. Üste sardunyalar var. Hemen mor bizi böyle daha bir çekiyor. Bakın sakız sardunyalar şeylerde sarkıcı olarak konulmuş. Lavandula, yani lavanta türlerinden şifalı bir tür. Neyse, fazla sizi heyecanlandırmadan hemen şöyle şakayıkları göstereyim. Evet, şöyle bakın arkadaşlar, renkleri de üzerinde. Bunlar ağaç şakayık. Fiyatlarına baktım, şu büyükler 760'tı yanılmıyorsam. 760'tı. Bir küçük boyu vardı, 500'dü. Ama rizomlular 260 mı? Öyle bir şeydi küçük boyutu. Böyle boy boylar biraz, onun için değişiyor fiyatları. Şöyle şakayıkların şöyle formuna baktıktan sonra arkadaşlar, çok farklı bir tür orkide zannedersem. Başka çok farklı. Şöyle çok enteresan, çok tatlı, sevimli renklerde. Bakın mesela bu da bir tür ama
çiçeği farklı şurada. Şöyle bakın. Bakın farklı farklı çiçekler. Tabii mümkün değil. Bakın çiçeğin soğanımsı bir şey. Şöyle çiçeği. Enteresan çiçekler var. Mümkün değil. Orkide türleri tabii ki. Burada kanayan kalpler ve belli böğürtlen gibi çalı tür meyveler var. Orman meyveleri ama hemen önümde gördüğünüz bir Loropetalum orijinal ağaç mı diyorum diye düşünüyorum ama evet orijinal ağaç altından tahtayla desteklemişler. Evet pembe rüya deniliyor. Loropetalum bilimsel adı. Çok hoş olmuş. Şöyle geçelim. Bakın şu 760 mı 780 böyle bir fiyat büyük. Daha küçük boyları 500 civarı. Şöyle bodrum papatyalarına bakalım 85 lira ve sardunyalarda yerlerini aldı. Evet yeni gelen çiçekler yerlerini aldı cıvıl cıvıl. Şöyle. Evet ağlayan kalpler genç kız kalbi. Beyaz ve pembe olarak gördüm ya da ebruli gibi böyle iki renkli bilemeyeceğim belki ışık durumundan da olabilir ama bakın beyazı şöyle böyle birkaç saksıda da etiketinde daha kırmızımsı renk vardı acaba kırmızı mı diye düşündüm ama çok emin olamadım bundan bir tane aldım şöyle söyleyeyim buradan çiçekçe Naime Göçoğlu bana Artvin'den gönderdi. Açtı. Sizlerle de paylaştım ben bu çiçeği. Bundan, bu türünden paylaştım ama sonra günden güne gitti. Şimdi bilemedim. Gerçek kuzey taraf yön olması gerekiyor herhalde. Güneyde, gölgede de olsa sıcak oldu demek ki. Bilemiyorum. Yani hiç gider diye düşünmüyordum. Özeniyordum ona. Şöyle bakın. Genç kız kalbi böyle çok hoş bir çiçektir. Pembesinden aldım. Öteki kırmızı mı kesin bilmiyorum. Bilmiyorum böyle. Zaten toplu taşımayla da geldiğim için çok o kadar çiçek alamam. Sınırlı imkanım. Şöyle bakalım. Aromatik kekik, lavanta, köri, ada çayı türleri var arkadaşlar biberiye. Bunları her zaman gösteriyorum zaten. Açelyalar. Bakın şurada çok güzel 11 ay çiçekleri var. Görseller çok güzel. Burada açelyalar gerçi biraz geçmek üzere. Şurası çok tatlı soğanlı türler var. Uzağı da net göstermiyor telefonum. Sizlerden uyarılar geliyor ama yapamadım arkadaşlar. Şu çok değişik bir tür. Çok da güzel bir kokusu var ama değerli, kıymetli bir bitki arkadaşlar. Fiyatı da bayağı bir yüksekti. Açelye yeni tomurcukta çok tatlı. Şöyle farklı tonlarda açelyeler ama çoğu solmuş. Şu çok hoşuma gitti. Sarı açelye. Çok hani görmedim aslında. Genelde pembe kırmızı görüyoruz. Şöyle. Evet bu çok tatlı. Çok da hoş görünüyor. Orada heleboruslar var. Çiçekleri geçmiş ama farklı renkli olan türlerde var. Şöyle bakalım ve şu soğanlı türlere geçelim. Açelyeleri bir de buradan bakın. Çok güzeller. Çok hoş değil mi? Ben de son aldığım özel tür sardunyalar. Bir tanesi böyle aynı bu tonlarda. Renk şu beyaz da gelin gibi duruyor. Çok tatlı. Böyle geçelim. Bakın nergisler, muskariler, sümbüller böyle bir yerdeler. Harika görünüyorlar. Ve laleler gerçi soldu. Ve beyaz pembe sümbüller mis gibi kokuyor arkadaşlar. Şöyle. Ah çok güzel. Baharın tazeliğini, o güzelliğini bizlere yansıtıyorlar. Adeta sarı ile mavi muskariler çok hoş bir görsel sunmuş. Açacak olanlar da var arada. Sümbüller. Şöyle bakalım. Çok hoş çok. Arılar da biliyor nereye gideceğini. Şöyle evet. Nergis bunlar. İrili ufaklı. Bahçemde de açtı biliyorsunuz. Şöyle bakın. Bu muskarinin iri türü. Ben
bir yerden almıştım. Bir bahçe marketten. Böyle iri iri. Şu da farklı bir çalı tür. Şöyle bakalım. Ortancalar çok güzel. Arkadaşlar bazı alacağım türleri de ayırdım aslında. Onları da gösteririm size videonun sonunda. Neleri aldım, alacağım daha doğrusu. Daha kasadan geçmedim. Şöyle bakın şu ortanca. Muhteşem, güzel. Ortancalar artık normal yani geleneksel olarak yetiştirdiğimiz ortancalar dayanıklı oluyor. Ama ithal ortancaları diktiğimizde arkadaşlar kalmıyor, nazlı oluyorlar. Bu bilgi aklınızda olsun. Evet, çok değişik türlerde, modellerde oluyor ama çok da kalıcı olmuyor. Belki hani aynı sera ortamında bakıldığı gibi devam edilse olabilir. Arılar da böyle. Evet, karşıda rizomlu şakayıklar var. Hemen şöyle göstereyim. Bakın oldukça çok kanayan kalpler. Beyaz, pembe. Şu tarafta bir grup vardı. 3-4 tane. Hatta göstereyim. Önü açıldı. Arada paravan vardı. Şimdi açıldı. Bu kırmızı mı acaba? Hani ya da ayrı parti olduğu için böyle basılmış olabilir de diyorum. Bilsem kırmızı alırım farklı diye. Neyse, ben gelmişken aldım. Ayırayım dedim. Şöyle gelmişken göstereyim. Kırmızı alacağım. Pembe aldığım bu arkadaşlar. Şöyle bakın, etiketi böyle. Bakın bunlar inşallah kazasız belasız Darıca'ya kadar gelirler. Arkadaşlar şunu aldım. Japon dağ anemonu. Bunun açık pembesi var bahçemde. Koyu tonda. Onların yerini de göstereceğim size. 260 lira. Kanayan kalpler de 260. Ağaç şakayı kırmızı seçmişim. O da herhalde o da 260'tı. Bu 80 lira. Bunu hatırlıyorum. Farklı bir soğanlı tür diye. Şöyle fotoğrafına bakın. Allium diyor. Merak ettiğim için aldım. İnşallah gitmez. Şöyle içeriye de biraz bakarız sonra detay olarak. Arkadaşlar bakın, rizomlu tür bunlar. Bunlar kışın göremezsiniz. Baharla birlikte çıkıyor. Şu oluşan dallar böyle çıkıyor. Sonra yine çiçeklerini açıyor. Ama ağaç şakayıkın çiçekleri bunlardan biraz daha büyük oluyor. Şu mor, petunyanın çiçeği düşmüş diyorum, bu da çiçek mi açtı? Evet, açalyeleri görüyorsunuz. Çok güzeller. Şöyle, evet, buradaki şakayıklara geçelim. Bunlar da rizomlu tür diye biliyorum ama şimdi yanıltmayın. Bakın şurada sanki ağacımsı bir yapı var. Ağaç şakayık mı acaba? Vallahi bilemeyeceğim. Kesin bir şey söylemeyeyim arkadaşlar. Yaprakları benziyor zaten. Şöyle bakın, kırmızı çoğunlukta. Şöyle rizom çıkıyor. Topraktan çıkıyor. Ondan sonra onlar çiçek açıyor. Şu deforme olmuş zannedersem. Evet, ortancalar burada. Evet, hemen yanımda yine kanayan kalpler. Bakın uçuk pembe. Çok ilginç çiçeği var. Çok özel bir tür arkadaşlar. Bu seralarda yok. Yani seralarda bulunmaz normalde. Burada görünce o yüzden kalktım geldim. İnan sabah yatmadım, erkence çıktım. Yol uzak. Şöyle bakın, genç kız kalbi de diyorlar. Kanayan kalpler, ağlayan kalpler de diyorlar. Böyle baktıktan sonra şurada farklı bir tür var. Yani orkide midir?
Fiyatı 600-700 gibi bir baktım biraz fiyatlarını. Bu daha koyu tonda, kimisi daha açık tonda. Tabii şu anda solmuş zamanları. Şu elma çiçeğini göstereceğim. Herhalde bonsai yapmışlar. Ama elma diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Küçük tomurcukta pembe oluyor, sonra açılıyor. Çok tatlı bir şey. Muhakkak elma da olur, yani oluşur. Genelde süs eriği, süs elması, süs kirazı var ya. Burada sıklamenler, kıştan kalma diyelim, ve begonyalar böyle, ve ortancalar, muhteşem güzellikler. Evet, ortancaları çok seviyoruz, hele de mavi olanları, hele de doğal olanları. Ama Karadeniz bölgesinde, oranın ikliminde mavi mavi açıyorlar. Asitli toprak seviyorlar çünkü. Oradan alınan çelikler bizim bölgede, yani Ege, Marmara diyelim, Akdeniz'de olabilir, bilmiyorum. Akdeniz'de ortanca aldım olmadı diyen takipçilerimiz var. Çok bilemiyorum, çok sıcak sevmiyor. Evet, soğuğa da dayanıklı ayrıca. Kışı yaşıyorlar ama nemli ortam sevdikleri için kalmıyor olabilir. Bunlar da açelye. Açelyeler de ortancalarla aynı toprak yapısını isterler. Sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmek için. Renkler çok güzel ama. Ortancaları şöyle, yine şöyle bir bakalım. Gönlümüz şenlensin değil mi arkadaşlar? Bu arada Ramazan'ın da sonuna geldik. Allah'ın izniyle inşallah Rabbim sağlıkla, selametle bayrama eriştirmeyi nasip etsin cümlemize. Rabbim yaptığımız ibadetleri kabul eylesin, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayır hasenatı kabul eylesin inşallah. Ve şunu, Emine Karayiğit yurt dışında şu anda ama Ünye'den bahçemde gördü, bundan almak istiyor. Bu fiyatı 1000'in üzerinde galiba, bir baktım. Kodu okutarak, kod okutarak baktım ama arkadaşlar aklımda kalmıyor. Şu da böyle meyveye dönünce işte süs bitkisi olarak, bu farklı mı şu? Aynısı galiba. Yine burada rizomlular var. Rizomlu şakayıklar, paenonia deniliyor. Beceremedim. Şöyle. Bakın. Bu da çoban püskülü müydü? Alaska diyor. İlex. Bakın, meyveli hali çok hoş gözüküyor. Böyle bakın. Mesela bunlar böyle peyzaj bitkisi. Kar topuna benziyor yaprağı ama farklı bir şey. Kiraz gibi. Şöyle aralyayı da göstereyim. Böyle küçük saksılarda içeride çok farklı şeyler var. Onlara da bir göz gezdireyim, fazla oyalanmayayım burada. Arkadaşlar şunları gösterdim mi? Çok hatırlamıyorum. Bunlar 11 ay çiçekleri. Şöyle bakın. Onlar da serin seviyor. Yine krizantemler. Evet, sonbaharda ama ilkbaharda da açıyor bunlar. Şöyle horoz ipeği. Bunu daha geçmiş videolarda da gösterdim. Çok hoş görünüyor. Horoz ipeği türlerinden biri. Şöyle. Sardunyalar. Ay, yıldızlar buraya dizildi. Çok güzeller, çok. Bakar mısınız? Kimileri tomurcukta. Pembiş sardunyalar. Loropetumlar. Şöyle bakın, çok hoş görünüyor. Şunları da göstereyim. Siringa mı? Erika. Şöyle bakın, iki rengi. Zaman zaman aldık. Evet, ben aldım ama gittiler. Evet, yine o horozu bir türünden burada var. Böyle devam edelim. Lilyumlar çok güzel. Bakın şu. Toz toz. Evet, yavaş yavaş lilyumlar da başladı çıkmaya. Bir ay sonra falan açarlar herhalde benimkiler. Ortancalar, açelyeler ve krizantemler. Evet, krizantem kasımpatı. Kasımpatıları sonbaharda açar biliriz ama evet, bunlar ilkbaharda da açıyorlar, açtırılıyorlar. Genelde gece ile gündüzün eşit olduğu
zamanlarda eğer gelişimleri olmuşsa açıyorlar işte o şekilde. Yani bizim bahçelerde olan hemen sonbaharda neden açmaz? Çünkü soğuğu yemiştir. Üstten hasar görmüştür. Yeni büyüyenler de o açacak olgunluğa henüz ermemiştir. Sonbaharda sonbahara kadar yetişip gelişiyorlar, açıyorlar. Ama bunlar sera ortamında yetiştirildikleri için ilkbaharda açmış oluyorlar. Bakın burada buket halinde yapılmış yine renk renk krizantemler. Şöyle beyaz beyaz kalançolar var. Ve yeşiller alabildiğine zaten. Fittonia hostes çiçeği arkadaşlar. Bazıları çiçek açmış. Şöyle bir bakalım. Evet, Rex begonyalar. Agla omena. Bakın renkleri ile göz dolduran bitkiler. Evet, şefleranın ikili varigatası ve bodur. Çok hoş duruyor. Bunu geçenlerde bir yerde daha gördüm. Çok hoş. Başka farklı türler gördüm ama dur bakalım buraya doğru gidelim. Mesela şu paşa çadırı mı? Ona benzeyen bir tür. Enteresan. Ve hemen arkada Medine çiçeği denilen tür arkadaşlar, biliyorsunuz. Şöyle çiçeğini göstereyim size. Tekrar hatırlayayım. Enteresan. Hemen begonyalar. Çok tatlı renkleri ama. Bakar mısınız yavru ağzının? Hoş rengi. Çok güzel, çok. Evet, her detaya girmeyeceğim. Çünkü her yerden zaten görüntüler alıyorum. Ve aynı çiçekler. Bakın koyu renkte. Monstera herhalde. Şöyle geçerken şu tarafta orkideler var. Onlara gidelim. Şöyle gidelim. Evet, burada kuzmanya çiçekleri dizili. Bakın daha boylu olanlar, farklı renk tonunda olanlar var. Şöyle bir bakın. Bir de flamingo antorium. Genelde klasik antorium böyle ama bakın bu farklı. Daha uzun uzun ve pembe. Çok hoş. Ve budur. Onu da ekleyelim. Bakın boylu yavru ağzı tarzı, rengi farklı. Kırmızı değil. Yani pembe de diyebiliriz. Ve kırmızılar. Şu da bir değişik yeşilimsi. Şu devasa yaprak arkadaşlar çok hoş. Aşağıda palmiyeler var. Yine renkli yapraklı bir bitki. Evet, flamingo antoriumlar farklı farklı geldik. Bakın bir de siyah olanı var. Şöyle siyah diyebiliriz. Koyu tonda. Çok fark edilmiyor çiçekleri ama işte egzotik diyelim. Orkideler, mini orkideler. Şurada farklı türler var. Şöyle bakın bu, ay şu anda adı gelmedi aklıma. Bakın farklı renkler. Şimdi orkide severler diyecek ki yakın tutmadınız, uzun göstermediniz. Hepsine detaylı çok vakit alır arkadaşlar, baksak çok detaylı. O yüzden biraz yüzeysel geçmek istiyorum. Zaman zaman orkideleri zaten sizlere görüntülüyorum. Şu sarılar da çok güzel, kocaman kocaman. Evet, fiyatlarına hep baktım ama aklımda kalmadı arkadaşlar. Şeyler, kanayan kalpler 260 liraydı. Gerçi boy boy değişiyor. 300'ün üzerinde de galiba. Boy boy bilemeyeceğim. Ama 260 hatırlıyorum. Benim aldıklarım en azından. Bakın renk renk orkideler. Ve her türlü yeşillik. Bir orman havasında bak. Çok değişik bir şey. Bu şeye benziyor.
Primula olabilir mi? Yani menekşe ailesinden ama kocaman yaprakları, şu anda çiçeği yok ama primula, primulina mıydı yoksa? Primula çuha demek, pardon. Primulina olabilir. Şöyle bakalım. Bu da Peperomia'nın karpuz türü. Karpuza benzediği için öyle söylüyorlar. Aglaomena. Bu da şey ya. Ay şimdi çıkartamadım. Şöyle farklı bakın. Çok hoş. Evet, yavaş yavaş videoyu toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Philodendron. Çok güzel renklerde. Size Variegata Monstera'yı göstereceğim. Kratonlar çok hoş. Çok güzel renkli renkli. Bakın. Böyle Variegata olunca çok kıymetli. Bunlar çok pahalı. Bakın Variegata türler. Yine başka türlere, kauçuk dediğimiz türde var mesela. Şöyle bakın. Evet, Variegata monsterlar burada. Masası burası. Şunları göstereyim ben size. Tillandsia. Hava çiçeklerinden Tillandsia. Çok enteresan bir çiçek yapısı var. Renkleri çok alımlı. Sanki hani böyle plastikten yapıp da yerleştirmişsiniz havasında ama canlı çiçek bunlar arkadaşlar. Şöyle alayım. Tillandsia. Enteresan. Ay, 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 ay. Bakın bunlar da farklı. Şöyle bir küpe çiçeği. Şurada kaktüsler var. Az daha da gelmeyecektim buraya. Kısa keseyim dedim. Bakın kocaman kocaman. Aynı tür. Ve zümrüt dalgası. Mücevher nereden gitti? Zümrüt de bir mücevher. Kaktüsler falan böyle. Zümrüt dalgası bu. Bakın şöyle boyanmış. Farklı türler. Şöyle bir genel olarak bakalım isterseniz. Kaktüslere. Uf. Şöyle alalım çiçeklerin boyunu, boyutunu birazcık anlayalım. Ay şeyler var, midiler var. Dur döndüreyim. Çok tatlı rengi bakın. Pembe, beyaz. Çok güzel. Şu karşıdakiler de onlara da bir bakayım. Bakın çok hoş. Normal bildiğimiz klasik ve iri çiçekliler arkadaşlar. Böyle bakın. İri çiçekliler, inceler. Böyle. Şöyle yine kaktüs türlerinden. Ay böyle gidiyor. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel. Çok güzel görünüyor. Eğilemeyeceğim. Eğilince daha iyi olur ama. Ay bakar mısınız? Çok güzel duruyor ama. Muhteşem. Güzellik. Evet, fiyatları merak edersiniz ama birkaç taneye baktım. Diğer renklilerde. Aklımda kalmıyor arkadaşlar. Yani şurada değişik bir, sanki yılbaşının değişik bir türü gibi. Enteresan. Evet, yapısı öyle ama yaprak formunda. Enteresan geldi bana, farklı. Ay ay. Eteğim de takıldı kocaman şu şeylere. Bakın ekinoks kaktüs. Böyle toparlayayım. Ay bitmiyor, devam ediyor. Neyse şöyle arkadaşlar, şöyle bakın. Küçük küçük gidelim. Şu çatal gibi olanlar plumeria arkadaşlar. Uzak doğuda, Kamboçya, işte Japon, o taraflarda
salkım salkım oluyor. Tabii ki yağışlı, ılıman bir yer, iklim. Dolayısıyla bol bol da çiçekli oluyorlar oralarda ve çok güzel kokusu olan bir tür. Burada da bizler de heves ediyoruz, işte özeniyoruz. Bakın kocaman kocaman, şöyle heykel gibi. Bakın varigata. Ay şunu herhalde süt ağacı, trigona ile diğer kaktüsü aşılamışlar birbirine. Enteresan bir şeyler var arkadaşlar, bakın. Ay çok değişik. Ay buradan öteye gidiyor yine. Neyse. Şöyle baktıktan sonra, şöyle bakın geldiğim yer burası. Şöyle dönelim tekrar. Trigona yine burada. Euphorbia trigona. Bakın. Koca ağaç formunda. Süt ağacı denilen bitki. Uf, bunlar çok büyük. Şimdi bakın. Enteresan. Buralarda yine kaktüs. Kaktüs cenneti. Aynıyım. Havortia kaktüsler ve küçük kaktüsler. Çok kısa tutacağım. Her yerde gördüğümüz kaktüsler arkadaşlar. Şöyle ay açmışlar ama dur. Bunlar bakılmaya değer. Bakın. Bunlar görülmeye değer. Çok güzel açmışlar ama ya. Sanki taç takmış başına. Başlamışlar böyle. Evet. Şu da bir değişik eğimli gidiyor. Of koca Equinox kaktüs. Uf bu daha büyük. Aman Allah'ım. Uy, ay o yumuşaktır dedim arkadaşlar. Nasıl battı? Şu içi yumuşak ama yumuşak diye tahmin ettim. Ama oraya ulaşmak mümkün değil. Elime battı. Bakın şu gerçek bir resim mi? Bir dakika. Yani o kadar farklı şeyler gördüm ki acaba gerçek mi dedim, yok. Şunlar Madagaskar palmiyesi. Burada şöyle dal aşılamışlar herhalde farklı. Bir de dikenler de beni tutuyor, takılıyor. Bakar mısınız? Geldik. İki renkli sansevierialar, yani kılıç çiçeği dediklerimiz bodur, geniş yapraklı, değişik gri yapraklı. Bakın bunlar da farklı. Bunlar klasik iki renkliler, bodur olanlar. Bunlar da çok güzel duruyor, dalgamsı. Kocaman, bu neydi, bende de var, fil kulağı mı? Çok büyük arkadaşlar. Şöyle yapalım, bakın boyutunu anlamanız açısından. Çok büyük. Gezmeyeceğiz dedim ama yine gezdik her yeri. Ay burada ne var? Dur. Ben şimdi gidiyorum bakayım. Burada sarmaşıklar böyle. Loropetolum pembe pembe. Ve bunlar şimşir. Çok güzel yapmışlar. Bahçe bitkileri herhalde. Evet. Pembe rüya. Şurada akubalar var arkadaşlar. Bak kırmızı kırmızı, dur. Ayağım kirlenir mi acaba? Onun meyveleri bakın. Bunlar da öyle. İki renkli, düz renkli de var. Bu bitkinin özelliği mesela peyzajda gölge alan. Başka bitkiler olmaz ama bu gölgede güzel bir yeşillik oluşturuyor. Ay saksıya bakın arkadaşlar. Böyle bakın, daha boyutunu anlamak için. Çok büyük. Şimdi döndüm şu tarafa doğru. Burada böyle peyzaj bitkileri, taflanlar falan. Şöyle çıkıyorum, artık bitireceğim. Renklerin güzelliği. Bakın şu alev çalısı. Aslında bunlar hep ağaç oluyor. Bıraktığınız zaman, kestiğiniz zaman çit bitkisi. Manolya. Ah aser aser. Japon akça ağaç. Bunun birçok türü, rengi var. Bakın bu da hatta tomurcağa dönmüş. Bu da aser. Daha önce acer diyordum. Evet acer İngilizce. Aser imiş meğerse. Yanlış bilgi olmasın.
Bakın yine akubanın meyvelerini şöyle daha bir yakın göstereyim. Biraz kızılcığı andırıyor. Böyle bir enteresan bitki. Ama güzel yani. Yaz kış yeşil yapraklı kalıyor. Aserlere bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzeller. Renk renk bitkiler bir arada. Çok hoş gibi. Ay, Agapanthus'un bu rengini ben ilk defa gördüm. Ay, fiyatı uygun olsa alırdım arkadaşlar. İnanın mor. Çok mu pahalı? Bir bakayım. Bir bakayım, düşüneceğim. Onu almam lazım. Evet, buralarda çok hoş. Bu pembe rüya muhteşem yapmışlar. Tasarlamışlar. Dal bırakmışlar. Sonra destekle onları öyle durutmuşlar. Düz. Çok güzel. Ay, çok güzel arkadaşlar. Çok güzel, çok. Kar topu. Onun da kokusu falan güzel. Ama ben bitireyim buradan. Başka bir şey var mı? Şöyle bir gideyim yine, yanlışlık olmasın. Evet, yanlışlık az daha olacaktı. Çünkü girişte ben bu leylakları gördüm, görüntülerim dedim ama sonra unutmuşum. Beyaz ve mor leylaklar böyle satışta. Renkler çok güzel. Şöyle bakalım. Evet, leylaklar. Benim leylak da tomurcukta. Artık leylak zamanı. Şey, şunlar da çok güzel. Bakın çok enteresan ve güzel. Bundan kordelin arkadaşlar, bende var biliyorsunuz, aldım. Daha küçüğü o güzel dediğimin. Enteresan. Bakın bu da renkli, koyu renkli. Şöyle niye geldim ben buraya? Burada orman gülü gördüm. Bakın altın çanak. Bende var ama olmadı doğru dürüst. Güneş istiyordu. Önce sarı çiçekleri açıyor bu bitki arkadaşlar. Kışa dayanıklı. Kışın yaprakları döküyor. Aynı normal meyve ağaçları gibi. Sonra önce çiçekleri açıyor. O yüzden altın çanak diyorlar buna. Sonrasında yapraklar çıkıyor yavaş yavaş. Sonra çiçekleri de dökülüyor. Bir dahaki seneye kadar bekliyor. Burada kamelyaların şöyle türlerini bir bakalım. Evet, kamelyalar. Fiyatlarını bilemeyeceğim arkadaşlar. Renk çok hoş. İki renkli. Şöyle portakallar, greyfurtlar, limonlar. Evet arkadaşlar, böyle geldim buraya. Buradan bitiş yapayım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bazılarınız serzenişte bulunacak. Fiyatlarını da söyleseydin ama mümkün değil arkadaşlar. Hepsi kalmıyor aklımda söylediğim gibi. Şimdi mor olan Afrika zambağını bakacağım. İnşallah uygundur. Çok sanmıyorum çünkü hiç ilk defa gördüm. İnşallah alırım. Alırsam zaten haberiniz olur sonraki videolarda. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir Ramazan geçti. Güzel bir bayram geçirirsiniz. Bayrama kadar başka video olur belki yine. Buradan şimdilik herkese kolay gelsin diyorum. Tüm hastalara acil şifalar. Tüm böyle kalbi çiçeklerle atan dostlarımıza en güzel çiçekli bahçeler nasip olsun inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, hep renklerle kalın. Burada da var. Ama burada ışıktan daha şey iyi gözüküyor. Evet, Allah'a emanet olun.